İyi akşamlar. Herkese merhaba. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin sonbahar dönemi video konferanslar serisine hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bu hafta yaşamın kökeni üzerine tezler başlığında konuşacağız. Konuşmacı olarak Sinem Özmen ve Gizem Gül var. İlk önce onları tanıtmadan önce aslında Bilim ve Aydınlanma Akademisi video konferanslar serisine 7 Ekim'de başladı. Ve bu buluşmamızdan sonra da ana DNA çalışmaları ve Marx ve matematik yine aynı gün haftanın çarşamba günü sizlerle birlikte olacağız. Bunun dışında Bilim ve Aydınlanma Akademisi aynı zamanda video konferanslarını Dersim Belediyesi ile birlikte ortak yine Bilim Aydınlanma Akademisi'nin YouTube kanalından devam eden yayınlarıyla da sürdürüyor. Onun da ilkini gerçekleştirmiştik 20 Ekim'de. Pandeminin son durumu ve aşı çalışmaları. 17 evrimi neden savunmalıyız başlığında ikinci video konferansı gerçekleştireceğiz. Bir de güzel bir haberimiz var. Aslında Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin geçen sene Aralık ayında düzenlediği Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumuna ait bildirilerin farklı bilim alanlarından Sosyalist Geleceği Nasıl Planlayacağız başlığında hem sosyalist deneyimlerden yararlanarak hem de geleceğe nasıl bakmamız lazım, geleceği nasıl kurup nasıl planlamamız lazım üzerine düzenlemiştik bu Sosyalist Gelecek Planlama Sempozyumunu. Onunla ilgili sempozyumun tüm bildirileri tek bir kitapta toplanmış şekilde basılacak. Yazılama yayın evinden çıkacak kitabımız. Bu yoğun emek sürecinin sonucunu da sizinle güzel bir haber olarak paylaşmak isteriz. Ben tekrar Gizem'e ve Sinem'e hoş geldin demek istiyorum. Umarım Hoş iyisiniz. bulduk. İyiyiz. Çok İyisiniz. Şimdi Gizem'i ve Sinem'i tanıtmak istiyorum sizlere. Gizem lisans ve yüksek lisansını moleküler biyoloji ve genetik bölümünde tamamladı. Şimdi de doktorasını biyoinformatik ve sistem biyolojisi üzerinde devam ettiriyor. Sinem de lisansını kimya mühendisliği bölümünde bitirdi. Yüksek lisansını da polimer bilimi ve teknolojisi üzerine yaptı. Şu an doktorasını da kimyada devam ettiriyor. Bugün aslında çokça konuşulan, çokça merak edilen, yani hiç eskimeyen konulardan birini konuşacağız. Yaşamın kökeni üzerine konuşacağız. O yüzden de aslında tarihsel sürecini biraz irdeleyerek başlamak herhalde doğru olacak. Ben Gizem'le başlamak istiyorum. Gizemcim, yaşamın kökeni tarih boyunca nasıl ele alınmış? Bize biraz anlatır mısın? Tabii. Herkese tekrar merhabalar. Şimdi bu konuyu genel hatlarıyla aslında ele almadan önce şunu söylemek iyi olacaktır. Yaşamın kökenine dair yorumlarda başka birçok aslında bilimsel konuda görebileceğimiz gibi insanlık tarihi ve bu tarihin içinde sınıf mücadeleleri hep belirleyici olmuş. Yani sınıflar arasındaki çelişki ve mücadeleden beslenen bir soru olmuş her zaman yaşamın kökeni sorusu. Bugün yaşamın kökenine dair hala kesin yanıtlar yok. Tabii bu konuda hem nerelerde başladığı, hangi tarzda moleküllerin nasıl evrildiği konusunda hala çalışmalar sürüyor. Ama tabii ki tarih boyunca çeşitli yaklaşımlar olmuş. Bu konuya uzun yıllarca verilen yegane cevap şu: canlılar cansız maddelerden aniden ve birdenbire, yani kendiliğinden oluşmuştur yönündeki görüş. Mesela antik çağlardan başlayacak olursak, örneğin antik Mısır'da yılan, kurbağa, solucan gibi canlıların Nil Nehri'nin çamurlarından oluştuğuna dair bir inanış var. Ya da antik Çin'de yaprak bitlerinin bambu kamışlarından oluştuklarına dair inanış var. İnanış diyorum çünkü yaratılış fikrinin aslında burada belirleyici olduğu bir görüş hakim. Yani bunun arkasında bir sebep-sonuç ilişkisi, derinlemesine sorgulamalar, maddeci bir bakış yok. Dolayısıyla bu uzunca yıllar boyunca böyle devam ediyor ve tepe noktasını aslında Orta Çağ Avrupa'sında, yani Orta Çağ döneminde
tepe noktasına ulaşıyor diyebiliriz. Mesela bir örnek vereyim o zamanlardan 16. 17. yüzyılların işte başlarına doğru Van Helmont diye bir kimyager var, Belçikalı. Onun şöyle bir reçetesi var mesela. 21 gün boyunca kirli giyeceklerle tahıl ürünlerini bir arada tutarsanız fare oluşur şeklinde. Şimdi bakınca tabii ki böyle olmadığını biliyoruz ama sonuç olarak yaratılışçı bir görüş, maddeci olmayan idealist temelli bir görüş olduğu için bu şekilde sonuçlar oldu diyebiliriz. Şimdi o nedenle de en çarpıcı örneklerden biri bu. İdealist temelli gelişmiş yani o fikirlerin etkisiyle şekillenmiş bu kabulde iki şey kendini gösteriyor. Bir tanesi şu, canlılık denilen olgu, kavram doğaüstü bir şekilde dışsal ve rahatça kavrayamayacağımız, kavraması güç bir güç tarafından aslında yaratıldığı görüşü. Bu birincisi. İkincisi ve daha önemlisi ise şu, her şeyin bir anda oluştuğu, var olduğu gibi kaldığı ve değişmediği düşüncesi. Tabii 17. yüzyıl, biraz önce örneğini verdiğim yüzyıl, aynı zamanda aydınlanma mücadelesinin de yükseldiği yıllar. Mesela burada ben bir ekran paylaşarak birkaç tane karşıt görüş üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Görünüyor galiba. Görüyorum. Şimdi mesela 17. yüzyıldan örnek verecek olursak, Francesco Redi diyor ki, o dönem tabii işte çürümüş etlerden kurtçukların meydana geldiği görüşü hakim. O da diyor ki hayır, bu sineklerin bıraktığı larvalardan oluyor ve bunu kanıtlamak için aslında kontrollü deneyin de temeli diyebileceğimiz bir deney gerçekleştiriyor. Burada onun illüstrasyonunu görüyoruz. Ne yapıyor? Üç tane kavanoza et parçalarını yerleştiriyor. Bir tanesinin ağzını tamamen kapatıyor. Birine bez geçiriyor. Bir diğerinin ise ağzını açık bırakıyor. Ve bir süre sonunda görüyor ki gerçekten de buradaki etlerden çıkan kurtçuklar sineklerin bıraktığı larvalardan. Tabii orada şöyle bir durum var. Bir süre sonra tabii ki bu kabın içindeki et de bozuluyor ve orada başka bir canlı oluşumları da gözleniyor. Çünkü o zamanlar mikroorganizmaların varlığı henüz bilinmiyor. Mikroorganizmaların varlığı Redi'den sonra kısa bir süre sonra aslında Leeuwenhoek öncülüğünde varlığı keşfediliyor ve İtalyan Spallanzani, bilimci Spallanzani de şöyle bir deney yapıyor. Diyor ki bu mikroorganizmalardan dolayı bu çürümeler ve başka oluşumlar gerçekleşiyor. Doğal olarak ben bunu ısıtarak yok edebilirim. Dolayısıyla sıvı bir besini ısıtıp sonra ağzını kapatıyor, bir süre bekliyor ve büyüme gözlenmediğini fark ediyor. Tabii burada bu kendiliğinden oluşum fikrine, cansızlıktan bir anda canlının oluşma fikrine aslında bütün bu canlılık sadece canlıdan gelebilir görüşünü savunan ve bunu bir deneyle ispat eden Pasteur oluyor. 19. yüzyıl artık kapitalizmin yani burjuvazinin iktidarını pekiştirdiği bir yüzyıl bu ve artık bilimsel gelişmeler, bilimsel araştırmalar ölçek değiştiriyor. Artık bilim insanları kendi bulundukları odalarında, evlerinin bir köşesinde bunu yapmıyorlar. Artık ücretli emekçi konumuna geliyorlar ve maddeci bilgiye aslında burjuvazi de ihtiyaç duyuyor. Şimdi burada yaptığı deney şu. Spallanzani'nin yaptığında da çünkü bir süre sonra organizma gözleniyor. Çünkü oradaki fark aslında deney düzeneğinden kaynaklanıyor. Pasteur burada kuğu boynu dediğimiz bir ağızlıkla sıvı besini kaynatıyor ve içeriye havanın girebildiği fakat nemden dolayı toz ve mikroorganizmaların çepere yapıştığı bir düzenek. Bu aslında pastörizasyonun da çok temeli diyebiliriz. Şimdi burada canlılık sadece canlılıktan meydana gelir. Görüşü 20. yüzyıla kadar aslında bu şekilde devam ediyor. Fakat hala mesele çözümsüz. Canlılık nasıl meydana geldi peki diye. Bu da aslında Sovyet biyokimyacı Alexander Ivanovich Oparin'in ortaya koyduğu bütünlüklü teze kadar bu şekilde gelişti diyebiliriz kısaca. Teşekkürler Gizem. Ben Ekran teşekkür paylaşımı ederim. devam ediyor şu an. Kapattım. Yani senin aslında bıraktığın yerden devam edelim. Şunu sorayım. Yani Oparin'in
bahsettin, Alexander Ivanovich Oparin. Oldukça önemli bir bilim insanı, Sovyet biyokimyacı kendisi, Sovyet bilim insanı ve yaşamın başlangıcı, yaşamın kökenine dair ünlü bir kitabı var. O yüzden aslında yaşamın kökeni üzerine ortaya koyduğu tez çok önemli. Yani bunun hakkında neler söylemek istersin? Önemi nedir yani? Önemi şu, aslında Oparin öncelikle şöyle başlıyor. Canlılık ve cansızlık kavramını yerli yerine oturtarak başlıyor. Diyor ki canlılığın da aslında bir tarihi var. Yani maddeci bir bakış açısına sahip. Sadece maddeci değil, diyalektik materyalist yöntemle aslında yaşamın başlangıcını kavramaya çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki canlılığın da bir tarihi var ve üzerinde var olduğu, gerçekleştiği yeryüzünün tarihinden ayrı ele alınamayacağını söylüyor. Ve 1924 yılında ilk makalesini yayınlıyor. Kitapçık da diyebiliriz, bayağı uzun bir makale. 1924'ten sonra 1936 ve 57'de sırayla ikinci ve üçüncü kitabını yeni bilimsel verilerin ışığında güncelliyor. Şimdi ben tekrar bir Oparin ne diyordu genel olarak tekrar bir ekran paylaşayım. Orada birkaç şey, birkaç fikrini söylemek isterim. Şimdi aslında bu abiyogenez kavramının cansızlıktan canlılığa bir kimyasal evrim süreciyle cansız moleküllerden, inorganiklerden organiğe geçişin aslında yerli yerine oturtulduğu görüş diyebiliriz Oparin tarafından. Canlılığın temel özellikleri olarak bugün kategorize ettiğimiz mesela belli bir yapıda, bir formda olma, metabolik faaliyetler gerçekleştirme, üreyebilme yani çoğalma ya da uyarana cevap verme gibi özellikler aslında bugün bizim cansız olarak kategorize ettiğimiz varlıkların moleküler yapısının da içinde bulunan özellikler, moleküler yapılarda da bulunan özellikler ortaktır diyor. Canlılığa özgü, canlılığın orada nitelikçe değişerek başka bir artık maddenin başka bir halini gösterdiği halse maddenin hareket yasaları ve evrimsel süreci sonucunda oluşmuş olmalıdır diyor. Çünkü bunu da şundan dolayı söylüyor, canlılığın tarihini bulunduğu yeryüzünün tarihinden ayrı ele alamayız derken bugünün koşullarını değil canlılığın ortaya çıktığı ilkin koşullara bakarak biz bunu algılamayız diyor. Biz bugün biliyoruz 4,5 milyar yaşında dünyamız ve 3,5 milyar ortalama bir süredir canlılık var. İlk o zamanlar ortaya çıktığı biliniyor ama o zaman atmosferde oksijen bulunmuyor. Doğal olarak bir ozon tabakası da mevcut değil. İndirgen bir durumda atmosfer, üzerinde inorganik bileşikler var ve belli başka tür işte metan, amonyak, hidrojen, su buharı gibi başka moleküller var. Ve karbonun inorganik, karbonun aslında organik bileşikler bizim işte canlılığın temelinde bulunan özellikler, hidrokarbonlu bileşikler. Ama onun öncesinde inorganik bileşikler içindeydi ve zaman içinde organik bileşiklere evrilmişti. Ve diyor ki moleküller büyüyüp daha karmaşık yapılara evrildikçe yeni formlar kazanıyor. Şimdi bu yandaki figürde aslında bunu görüyorsunuz. Burada bir zamp ve jelatinin birleşimiyle sulu bir çözelti içerisinde sudan kaçarak bir kese formatı oluşturan bir koazervat görüyorsunuz. Koazervat organik bileşiklerin suda oluşturduğu bu keseciklere verilen isim. Bu moleküller daha karmaşık yapılara evriliyor ve aslında bugün belli bir formda olma, belli bir işte içeri molekülleri alıp geri verme gibi belli faaliyetler ya da büyüdükçe yapısına yeni küçük vezikülleri kattıkça büyüme ve daha da işte ondan sonra bölünmesi gibi özellikleri aslında bünyesinde barındırdığını söylüyor. Ve son olarak da temel şekilde süreç içerisinde bu karmaşık yapıdaki moleküller oluşum hızlarına göre, çevreyle olan etkilerine göre, o çevreyle olan uyum farklarına göre bugünkü canlı maddelerin özelliklerine varan değişimler geçiriyor. Oparin'i göstermek istiyorum. Alexander Ivanovich Oparin'in fotoğrafını görüyorsunuz burada. Burada yanlarına koyduğum iki değerli bilim insanını da aynı anda anmak lazım. Çünkü nedeni Oparin'in gençlik yılları yani o araştırmalarına da başladığı yıllar çok hareketli bir Rusya'nın aslında Bolşevik devrimiyle taçlandığı yıllar ve aslında bir Sovyet biyokimyacı olarak yoluna devam ediyor Oparin ve bu sırada yolu Timiryazev ve Bak'la kesişiyor. Timiryazev döneminin çok iyi bir evrim savunucusu. Oparin ondan evrim dersleri alıyor ve
aynı dönemlerde Bach da bir devrimci bilim insanı. Onun laboratuvarında çeşitli çalışmalar yapıyor. Enzim kinetiğine dair, bitkilere dair vesaire. Ve o iki insanın yollarıyla kesişmesinin kendisi için çok değerli olduğunu söyler. Çünkü Oparin bir politik durumla, yani Marksist fikirleriyle kendisinin ve onun çevresinde oluşturan sosyal yapıyla bilim araştırmalarının birbirinden ayrılamayacağını söylüyor ve aslında diyalektik materyalist yöntemi bilimsel çalışmaların her yanında yeniden üretmek konusunda çok gerçekten başarılı. Bitirirken Oparin'in önemine dair bence Haldane'i de anmak gerekiyor. Çünkü Haldane 1924 yılında Oparin'in makalesi yayınlanıyor. 1929'da da Haldane aslında birbirlerinden tamamen bağımsız şekilde o da canlılığın yani canlılık öncesindeki doğal süreçlerle üretilen organik maddelerin okyanuslarda öncelikle birikerek ılık çorba aslında denilen bir ortam oluşturduğunu ve atmosferde o zaman oksijen bulunmadığını ve karbonun da hidrokarbonlu bileşikler halinde değil, inorganik bileşikler halinde bulunduğunu belirtmiş. Dolayısıyla bu teori bugün aslında abiyogenez, Oparin Haldane teorisi olarak da geçer. Teşekkür ederiz Gizem. Şimdi aslında Oparin'i konuşmuş olduk. Yani Oparin'in çalışmalarının yanında aynı zamanda oluşturduğu bilimsel dünya görüşüne de çok şey borçlu bence bilim. Bütünlüklü bir şekilde teoriyi ortaya koymasından sonra Oparin'in aslında bilinen en ünlü alana yabancı olmayanlar daha da aşina olur yani bu ismi duyunca. Miller-Urey deneyi var. En ünlü deneylerden biri. Ben bununla ilgili Sinem'den biraz bilgi almak istiyorum. Yani neydi bu deney? Nasıl sonuçlar ortaya koydu? Önemi neydi? Biraz onun üzerine konuşalım. Peki, aslında Miller-Urey deneyini anlatmadan önce Oparin'in ortaya koyduğu teoriyi ayrıntılı bir şekilde aslında adımlarını kısaca anlatmakta fayda var. Ben de bir ekran paylaşacağım hemen. Şimdi Oparin, Gizem'in de bahsettiği gibi 1924'teki ilk makalesi ve sonraki kitaplarında teoriyi bir takım aslında adımlarla açıklıyor ve bu adımların hepsini açıklarken de geçmişteki bilimsel verileri, o dönemki güncel bilimsel verileri tartışıyor ve bu tartışmaların sonrasında da kitabında tartışıyor. Kendisinin teorilerini ortaya koyuyor. Aşamaları sıralayacak olursak atmosfer oluşumu, canlılığın yapısında bulunduğunu söylediğimiz organik maddeler dediğimiz aslında hidrokarbonların oluşumu. Bu hidrokarbonların yani bu kimyasal yapıların o dönemki dünyada evrilmesi, değişmesi, gelişmesi. O dönem oluşan yapıların bir şekilde doğal seleksiyona uğrayarak kimilerinin yok olması, kimilerinin devam etmesi ve sonrasında bu yapıların bölünerek, çoğalarak içsel hücreleri oluşturması şeklinde sıralayabiliriz. Özellikle Oparin atmosfer oluşum koşullarını anlatırken o dönem bilinen, dünyanın oluşumuna dair bilinen bilimsel verileri, yıldızların spektral incelemelerini ve bilinen gezegenlerin atmosferlerine dair bilgileri harmanlıyor. Ve ulaştığı sonuç, içsel dünyadaki atmosferin aslında oksijen içermediği ve indirgen bir yapı olarak metan, hidrojen, amonyak, su buharı, karbonmonoksit içerdiği yönünde oluyor. Gene bu kimyasalların hepsinin dünyanın o dönemki yapısında nasıl sentezlenmiş olabileceğini ve nasıl atmosfere doğru yükselmiş olabileceğine dair verileri de sunuyor diyebiliriz. Sonrasında organik maddelerin yani yaşamın evrelerinde bulunan kimyasal maddelerin kökenine dair açıklamalarda bulunuyor. Bunların gene çeşitli reaksiyonlarla özellikle canlıların yapı taşında bulunan organik maddelerin en önemli maddesi olan karbonun farklı hidrojen, oksijen gibi maddelerle farklı dizilişlerle oluşturduğu hidrokarbonların nasıl oluşacağını açıklıyor.
Bahsettiği atmosferdeki maddelerin dünyanın soğumaya başlamasıyla atmosferde bulunan su buharıyla aslında yoğunlaşarak ilksel yağmurlarla bu prebiyotik çorba dediğimiz okyanusları oluşturduğunu söylüyor. Dünya o dönem hala yani yağmurlu oluşmasına rağmen çok da soğuk değil. Hala yüksek bir sıcaklık var. Dolayısıyla bu okyanuslar kaynar biçimde ve hala bir buharlaşma devam ediyor. Buharlaşan maddeler tekrar atmosfere gidiyor ve tekrar bir yoğunlaşmayla yağmurla dünya üzerine dönüyor. Bu bir döngü şeklinde devam ediyor diyebiliriz aslında. Kimyasal reaksiyonlar gerçekleşiyor bu ilksel çorbada. Bu kimyasal reaksiyonlarda da oluştuğunu öngördüğü maddeler aslında canlıların özellikle hücrelerimizin de yapısında bulunan en önemli kimyasallar olan proteinler, lipitler ve karbonhidratlar olduğu düşünülüyor. Özellikle proteinler burada ön plana çıkıyor. Çünkü hayvansal yapılar, bitkisel yapılar ve mikroorganizmalar hepsinin yapısında proteinler var. Dolayısıyla çalışmaların da gittiği yön, oparin ve sonrasındaki çalışmaların Müller ve Urey'in de gittiği yol aslında proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin bu ilksel dünya koşullarında nasıl oluşabileceğini göstermeye yönelik diyebiliriz. Amino asitler dediğimiz maddeler, küçük küçük maddeler aslında nicel olarak belli bir sayıda bir araya gelerek polimerizasyon dediğimiz bir tepkimeyle nitel bir sıçramayla aslında protein yapılarını oluşturuyor. Sonrasında oluşan bu protein yapılarının aslında aldığı yola dair de bir fikir üretilmesi gerekiyor. Tamam proteinler oluştu ama sonra nasıl bir davranış izledi, nasıl bir yol aldı da bu ilksel ilkel hücreleri oluşturdu sorusu açığa çıkıyor. Burada da protein yapılarının sulu çözeltilerdeki davranışları inceleniyor. Tabii bütün bu söylediğim şeylerde o dönemki organik kimyadaki gelişmelerin, laboratuvarda yapılan deneylerin üzerine kuruluyor bu teorinin hepsi aslında. Protein yapılarının sulu çözeltilerde askıda yani çözülmeden jelsi bir yapıda kaldığı biliniyor. Buna da kolloidal çözelti adı veriliyor. Bu kolloidal çözeltilerin de kolloid yapısının yani parçacıkların çok olduğu fazla koazervasyon denilen bu yapıların bir araya gelmesiyle şekilde de görülen bir yapılaşma aslında bir örgütlenme oluyor diyebiliriz. Bu koazervatların davranışları laboratuvarda inceleniyor. O dönemki okyanuslarda bunların bir kısmının varlığını sürdürebildiği, bir kısmının ise okyanuslardaki gelgitlerden dolayı parçalanmış olabileceği aslında düşünülüyor. Bu varlığını sürdürenler de gene içerilerine farklı kimyasal maddeleri alarak çeşitli gelişim evrelerinden geçerek aslında ilkel hücreye doğru yol aldığı düşünülüyor. Bu yapılar aslında termodinamikte madde ve enerji alışverişi yapabilen açık sistemlere benzetiliyor. Yaşamsal faaliyetlerdeki sistemler de aslında açık sistemler. Buna benzer yapıda bir de lipid kimyasalı aslında o dönemki okyanuslarda sentezlendiği düşünülüyor. Bu da gene canlılık için önemli bir kimyasal. Lipid yapılarında şöyle bir enteresan durum var. Yapısında aynı zamanda suyu sevmeyen hidrofobik uçlar iç kısımda ve şu kırmızı gördüğünüz kısımlarda da suyu seven hidrofilik kısımlar var. Bunları bir arada bulundurduğu için öyle bir yapıya bürünüyor ki çift katmanlı bir zar oluşturabiliyor. Aynı zamanda madde alışverişi de yapabiliyor bu zar. Dolayısıyla teorinin en sona doğru geldiğimizde lipitlerin ve proteinlerin bir arada bir koazervat, bir hücre benzeri yapıyı oluşturup sonrasında da bir gelişim evresine girdiği düşünülüyor. Şimdi artık deneye gelebiliriz. Bu deneyin ilk yayınlanan makalesindeki referanslar kısmında Oparin'in makalesi ilk referanslı ikinci kitabı burada alınıyor. Deney 1953 yılında yapılıyor. Kimyager Harold Urey ve öğrencisi, doktor öğrencisi Stanley Miller birlikte yapıyorlar bu deneyi. Sonrasında 1957 yılında Oparin'in son kitabını yayınlamasından hemen önce Moskova'da yaşamın kökenine dair bir sempozyum düzenleniyor uluslararası ve Harold Urey buraya katılıyor. Deney düzeni şekilde gördüğünüz gibi iki tane tüpten oluşuyor. Sol taraftaki tüp
o dönemki içsel dünya koşullarındaki atmosferde bulunan gazları içeriyor. Aynı zamanda elektriksel bir arkla işte şimşekler, yıldırımlar bunlar simüle ediliyor. Sonrasında bu gazlar bir kondenserden geçerek yoğunlaştırılarak sağ tarafa doğru hareket ediyor. Bu hareket sırasında da bir trap denilen bir kısımdan geçirilerek basınçlandırılıyorlar. Ve sağ taraftaki tüp aynı zamanda ısıtılmaya devam ediliyor. Isıldığı için de bu kimyasallar tekrar bir buharlaşmayla sola doğru hareket ediyorlar. Yani aslında anlattığımız teorideki bu buharlaşma, yoğunlaşma döngüsü burada simüle ediliyor. Bir hafta gibi kısa bir süre sonunda da deney tüpünün pembeleştiği görülüyor ve içinde bir takım organik maddelerin sentezlendiği görülüyor. O dönemki koşullarda bu maddeler test ediliyor ve 4 tane amino asitin de içinde bulunduğu glisin, alenin, aspartik asit, glutamik asit gibi maddelerin sentezlendiği görülüyor. Aslında bu deney Oparin'in ortaya koyduğu teorinin nicel anlamda deneysel olarak ispatlandığı ilk deney diyebiliriz. Bu da deney düzeneğinin fotoğrafı. Şimdi bu deneyden sonra tabii ki bilimsel veriler yenilenmeye devam ediyor. O dönemki atmosfere dair ya da işte canlılığın yapısında bulunan maddelere dair, yapısına dair daha ayrıntılı incelemeler yapılıyor. Bunların ışığında deney aslında tekrar ediliyor. 2008 yılında Miller'ın öğrencisi Jeffrey Bada bu deneyi tekrar ediyor. Ve tekrar ettiğinde de aslında yeni bilimsel veriler ışığında tekrar ettiğinde çok daha fazla sayıda amino asit sentezlediği görülüyor. Aynı zamanda Bada bu Miller'ın deney yaptığı tüpleri yıllar sonra çıkarıyor ve yeni yöntemlerle test ettiğinde, dediğim gibi test yöntemleri de gelişiyor. Çok daha farklı kimyasal yapıları da aslında o dönemki imkanlarla sentezlediklerini de görüyor. Tabii ki bu deney sonrasında karşı tezler de üretiliyor. Örneğin elde edilen amino asitlerin izomer yapısının canlılığın yapısında bulunan izomer yapısıyla uyuşmadığına dair. Buna dair de yeni çalışmalar yapılıyor. Yani bu karşı tezi çürütmek için. Hem canlılığın yapısında bulunduğu düşünülen sol el izomerli amino asitleri hem de sağ el izomerli amino asitleri bir çözeltide tutuluyorlar. Japonya'da yapılan bir çalışmada. Sonrasında ortama bir miktar sol el izomerli amino asitten koyulunca diğerlerinde kendilerine bu şekilde organize ettikleri ve yapılarını değiştirdikleri görülüyor. Yani içsel dünyada eşit oranda, Miller'ın deneyinde de olduğu gibi eşit oranda sentezlenmiş olan bu amino asitlerin bir tanesinin ya bir yapının daha fazla üretilmesiyle değişikliğe uğramış olabileceğinin aslında ispatı. Yine atmosfere dair farklı bilimsel veriler ortaya çıkıyor. İşte okyanus oksijenin bulunduğu söyleniyor ama yapılan tüm çalışmalara rağmen aslında %5'ten daha fazla bir oksijen bulunmadı. Bunun da çok yüksek rakımlarda bulunduğu görülüyor. Yine içsel atmosferin nötral bir yapıda karbondioksit de içerdiği söyleniyor. Demin bahsettiği 2008'de yapılan deneyde aslında karbondioksit de eklenerek deney yapılıyor ve bir ileri noktaya taşınıyor burada. Daha fazla kimyasal yapı elde ediliyor. Yani aslında karbondioksitin olduğu bilinseydi o dönemde belki deney daha başarılı sonuçlar verecekti diyebiliriz. Ben burada kesmiş olayım Miller Urey deneyi ile ilgili anlatacaklarımı. Ekranı da kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Yani aslında bir yaşamın kökenine dair nasıl tarihsel bir yolculuk, nasıl bir bilgi birikimi var, onları konuşmuş olduk. Peki günümüzde genel olarak yaşamın kökenine dair farklı yaklaşımlar var, farklı teoriler var. Bu teoriler üzerinde durulduğunda yani bugün hangi teorileri daha fazla dikkate almalıyız, ele almalıyız diye sorayım ben. Peki. Yine bugüne dek olan bilimsel olan çalışmalara baktığımızda aslında iki kategoride toplanabilir bu teoriler. Hemen yine bir ekran yansıtmış olacağım. Sanırım geldi. Hı hı, geldi şimdi.
Evet. Burada aslında teorileri dediğim gibi iki ana başlıkta inceleyebiliriz. İlki panspermia, aslında evrensel tohum teorisi olarak da bilinen bir teori. İkincisi ise Oparin'in de anlattığı, bizim de burada aktardığımız inorganikten organiğe geçiş moleküler evrim teorisi aslında. Panspermia'ya baktığımızda panspermia yaşamın uzaydan, farklı gezegenlerden, işte meteorlarla, kuyruklu yıldızlarla dünyaya taşındığını söyleyen bir teori diyebiliriz. Buna dair ilk aslında 1800'lü yıllarda bir takım teoriler ortaya atılıyor ve yaşamın her zaman var olduğu, uzayda gelişigüzel salındığı ve bir şekilde dünyaya hop diye geldiği aslında söyleniyor. Sonra 1907 yılında İsveçli bir kimyager Arrhenius bu konuda Oluşum Geçiren Dünyalar adlı kitabında panspermia teorisine oldukça geniş yer veriyor. Sonrasında deneyi aslında teoriyi sağlamlaştırmak için bir takım deneyler de yapılıyor. Çeşitli sporlar uzayda, hani hava çok soğuk olduğu düşünülerek -220 derecede tutuluyorlar ve bunlardan aslında çok azı 6 ay kadar dayanabiliyor. Ama yaşamın kökenini düşündüğümüzde bu süre gerçekten çok kısa. Yani 6 ay gibi bir süre. Bunun binlerce yıl salınabiliyor olması gerekiyordu. Aslında bu teoriye en büyük darbe de 1966 yılında böyle çok dayanıklı oldukları düşünülen bir takım mikroorganizmaların seçilerek bir uzay kapsülüyle uzayda UV radyasyonuna maruz bırakılmalarıyla vuruluyor. Bu mikroorganizmalardan en fazla 6 saat dayananlar oluyor. Tabii ki günümüzde de buna dair çalışmalar devam ediyor. İşte yeryüzüne düşen gök taşları hemen düştüğü noktalara gidilerek çok yüksek ücretlerle satın alınarak, işte analizler yapılarak üzerlerindeki maddeler inceleniyor. Teorinin hala kendisine yer bulabilmesini sağlayan şey de bu gök taşlarının üzerinde işte karbonlu yapıların, çeşitli bakterilerin görülüyor olması. Gene bir diğer teorinin hala devam etmesini sağlayan veriler ise çok dayanıklı bir takım mikroorganizmaların keşfedilmiş olması. Ama hani buna dair de açıkçası yaşamın kökenini cevapladığına dair panspermia'nın bir kanıt yok. Yani panspermia yaşamın kökenine dair soruları cevaplamaktan çok onu daha bilinmez bir noktaya atıyor diyebiliriz. Dolayısıyla abiyogenez teorisi günümüzde çok daha geniş yer buluyor ve deneysel verilerle de ispatlanıyor. Burada da farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Yani abiyogenez teorisinde bir moleküler evrim var, bir takım maddeler oluştu. Ama bu maddeler nerede oluştu? İşte nasıl ve hangi kimyasal yollarla oluştu? Bu oluşumu sağlayan enerji nasıl sağlandı? Nasıl ilksel dünyada bu enerji oluştu? Ve ilk hangi yapılar oluştu diye sıralanabilir sorular aslında. Şimdi ilk hangi yapılar oluştu sorusu çok daha popüler bir soru. Burada ilk hücrenin metabolizması mı, oradaki yapılar mı oluştu, yoksa ilk RNA, DNA adı verilen genetik maddeler mi oluştu? Bu RNA öncül yaklaşımın popüler olduğu çalışmalar var. İşte bunlardan en önemlisi genetikçi Profesör Zusak. Dünyada ilk önce işte proteinlerin, oradan RNA'nın, DNA'nın sentezlendiğini söylüyor ve kendi kendini yenileyebilen sentetik RNA çalışmaları var Zusak'ın. Bunun dışında dünyada yaşamın nerelerde başladığına dair tabii ki farklı çalışmalar var. Burada da hala da bu soru tam yanıtını bulabilmiş değil diyebiliriz. Ben aslında burada noktalayabilirim bu sorunun cevabında. Teşekkür ederiz. Yani aslında çok farklı açılardan ele alınan yaklaşımlar var. Senin de bahsettiğin gibi kimisi koşullara odaklanan, kimisi işte hücre mi önce oluştu yoksa genetik materyal mi önce oluştu, enerji mi yoksa metabolizma mı yoksa hepsi birden mi? Belki birbirini tamamlıyor. Belki öyle düşünmek lazım. Peki Gizem, sana sormak istiyorum. Sence yaşamın ortaya çıkışında nasıl bir yaklaşımla nasıl bakıyorsun? Yaşamın başlangıcı nasıl ortaya çıkmış olabilir?
Şimdi Oparin'in 1924'te makalesini sonlandırırken söylediği bir cümle var, bir paragraf. Orada şunu söylüyor: bugün bilmediklerimizi yarın biliyor olacağız diye. Burada hem bunu söylüyor hem de aslında sadece tek bir bilim alanının değil, birden çok bilimsel alanın birbirleriyle ortak çalışarak bütünlüklü bir yaklaşımla bu konuyu ele alması gerektiğini söylüyor. Çünkü indirgemeci yaklaşım şu anda maalesef özellikle biyoloji bilim alanında çok fazla kendini gösteriyor. Şimdi mesela RNA öncülü çalışmalar da esasen hep şu çerçevede devam ediyor: biz kalıtımla bu işi sağlamlaştırıyoruz. Dolayısıyla oradaki genetik materyal o bilgiyi, o mutlak bilgiyi veren ve kesinlikle organizmayı değişmeyecek şekilde net bir reçeteyi önüne sunan şekilde olmalıdır diyor. Şimdi bu tamam, başlangıç olarak indirgemek çok yararlı olmuştur. Özellikle aydınlanma dönemlerinde. Bunun öncülerinden biri de Descartes'dir. Ama biz daha diyalektik materyalist kavram setiyle bunu kavramanın doğru olacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? Şimdi maddenin sonsuz bir hareketi olduğunu, bir devinimi olduğunu ve kendini tekrar etmediğini, değişerek, karmaşıklaşarak hareketini sürdürdüğünü biliyoruz. Ve yaşamın başlangıcı ise aslında bu hareket içerisinde, maddenin bu hareketi içinde karmaşıklaşma sürecinde bir aşamadır. Nitelikçe bir sıçramadır. Biz öncelikle böyle bakıyoruz. Şimdi bugün ilkel hücrelerden işte ve onun öncesinden ilkel hücreye kadar nerelerde ve ne şekilde olduğu konusu tamamen net olmasa da araştırmalar devam ediyor ve biz yeni veriler sayesinde diyalektik materyalizmin yasaları ve etki ettiği kategorilerle aslında yaşamın başlangıcıyla taçlanmış bu müthiş sıçramayı kavrayabiliriz diyoruz. Dolayısıyla böyle yaklaşmak gerekiyor. Şimdi ben mesela bir örnek vereceğim. Materyalizmin yasalarına ek olarak bir de kategorileri mevcuttur. Bunlardan içerik biçim kategorisi diye bir kategori mevcut. İçeriğin biçime, biçimin içeriğe etki ettiği ve birbirleriyle aslında mücadeleleriyle bir farklılaşmanın ortaya çıktığı şey. Yine izninle ekran paylaşmak istiyorum. Biraz dinleyicilerin, izleyicilerin hani kafasında canlanması için sürekli bir sinemden yok. Bence gayet güzel oldu. Şimdi mesela Sinan biraz önce anlattı. Dedi ki lipid yapı bu canlılığın oluşmasında çok önemli bir molekül. Çünkü tüm canlılarda ortak olarak bulunan yapı taşlarından biri ve zaten bildiğimiz yağ molekülleri aslında. Hidrofobik, yani suyu sevmeyen kuyruk ve suyu seven, baştan bahsettik. Şimdi lipidler sulu çözeltilerinde kritik bir yoğunluğa ulaştıklarında önce misel dediğimiz tanecik yapıyı oluştururlar. Bu oluşturduğu yapıdan bir tanesi. Bir diğeri de aslında vezikül dediğimiz, yani daha böyle nasıl diyeyim, işte kılıflı bir yapı aslında, geçirgenliği olan, suyu diğerlerinden ayıran ve geçirgen bir yapı vezikül. Bunu oluşturmaya meylederler sulu yapılarda. Şimdi şeyi hayal edelim. İşte güneş ışınları geliyor, işte okyanuslar, kaynar yerler var, bir soğumalar gerçekleşiyor, bir ısınmalar vesaire. Böyle bir aslında Hadean dönem diye de tasvir edilen öyle bir şey düşünün. Ve artık soğumanın da biraz başladığını düşünün. Yağ molekülleri suyun böyle bir yerlerinde bu şekilde salınırlarken küçük yağ molekülleriyle karşılaştığında bunu bünyelerine katarlar. Adeta beslenir gibi aslında. Ve hacmi büyür. Şimdi burada yapısına artan sayıda yağ moleküllerinin aslında katılımıyla kesecik formu dallı bir yapıya erişir. Ve artık o içerik biçimi zorlamaya başlar. Yani bölünmesi vesaire yolunda. Biçim ise aynı şekilde içeriği etki eder. Onun da örneğini şöyle verebiliriz. Şimdi günümüze göre dedim ya, şu anki hücre yapısına göre, şu anki hücre seçici geçirgen. Ondan çok daha geçirgen bir molekül hayal edin burada, vezikül derken. Ve ortamda, aynı suda ilkel nükleik asitleri, mesela şu şekilde göstereyim. Burada en eski hücrenin bölümleşme, kopyalama ve metabolizma fonksiyonları temelini oluşturan bir makromolekül abiyotik sentez önerisi görüyorsunuz. Şimdi burada aynı ortamda, lipitlerin o devindiği ortamda ilkel nükleik asitlerin, ilkel amino asitlerin vesaire de olduğunu düşünelim.
Monomerler çok daha geçirgen olduğu için bu lipid zar diyelim, içeriye kolaylıkla alınıyor. Ama içeride bir polimerleşme süreci meydana geliyor. Çünkü lipid yapı sıcaklık içerisinde kendi formunu korusa da, sağlam bir yapı oluştursa da aslında korunaklı, içerisindeki monomerler bir polimerleşiyor. Yani birden çok monomerin bir araya getirdiği merlere diyoruz polimer. Kararlı yapısına nazaran lipidlerin polimer bir ayrışıyor, bir birleşiyor. Ve içeride polimerleştiği zaman bir daha dışarı çıkamadığını düşünün. Ve artık keseciğin biçimi, bu yapısı içeriği belirliyor. İçerik tekrar bunun biçime bir etki ediyor. Ve o şekilde işte ya bölünmesi ya da artık içerideki polimer sayısının arttığını düşünün. Ya bölünmesi ya da daha da büyümesi yolunda içerikte bu sefer biçimi zorluyor. Şimdi mesela ben burada bir kategori üzerinden bunu anlamlandırmaya çalıştım. Evet, veriler hala yeterli mi? Tamam, biz ilkel nükleotitlerin olduğunu biliyoruz. İşte ilkel RNA, DNA vesaire ya da lipid moleküllerin ilkelleri olduğunu biliyoruz. Ama bütünlüklü bir yaklaşımla aslında bunun su molekülleri içinde lipid tarafından kuşatıldığı vakit içi böyle tepkime kaynayan bir keseciğin hareketi nitelikçe bir sıçramayı neden sahne olmuş olmasın? Bizim aslında bakışımız bu. Bir örnekle bunu açıklamak istedim. Teşekkür ederiz Gizem. Aslında yani bu bastıkta da canlının içindeki, organizmanın içindeki veziküller de bir takım sinyal ve haberleşme ağına katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi bu hem içerik biçimi, biçim içeriği değiştirirken kendi ortamını da değiştiriyor. Yani dış çevresini de değiştiriyor. Aslında diyalektik materyalizmi her yerde görebiliyoruz. Ben şimdi şunu aslında izleyenler de merak ediyordur. Yaşamın hani ilk nerelerde ortaya çıkmış olabileceğine dair günümüzde yapılan çalışma örneklerinden belki biraz daha ayrıntılı sizlerin vereceği örnekler üzerinden konuşabiliriz. İkinize de sormuş olayım. Gizem, istersen seninle hani devam edelim, sonra sineme dönelim. Olur. Yine ekran çünkü biraz güncel çalışmalara da şey yapmak istedik, yer vermek istedik. Şöyle göstereyim. Şimdi bunlardan bir tanesi aslında hidrotermal bacalarda olmuş olabilir mi sorusu var. Bu da şöyle. Şimdi güneş ışınları sonuçta işte UV veriyor, işte ozon tabakası yok vesaire vesaire. Oraya ulaşamadığı böyle okyanus diplerinde şeyleri biliyoruz. Hidrotermal baca görüyorsunuz mesela şurada. Buradaki kaçaklardan dünyanın derinliklerindeki ısı ve çeşitli gazlar yüzeye çıkıyorlar. Bu dergide Proceedings of the National Academy of Science dergisinde astrobiyologlar şöyle bir çalışma yapmış. Demişler ki, dünyanın güneşin ölümcül ultraviyole ışınlarıyla ilk yıkandığı zamanlarda yaşam bu ışınların erişemediği okyanus diplerinde olmuş olabilir meselesini simüle ediyorlar. Bunu taklit edelim. Ortaya buralarda çıkmışsa eğer taklit edelim diyorlar ve bu en ilkel yani dünyanın oksijensiz koşulu, sudan oksijeni çekerek, işte asitlik derecesini ayarlayarak, sıcaklığı da 70 santigrat derece gibi bir şeye çıkararak, bir de birazcık içine demir hidroksit ekleyerek, o dönemde paslar vesaire vardı diyerek, bunu bir çeşit simülasyonu yapıyorlar. Ve alenin amino asitinin oluştuğunu görüyorlar. Bu bir çalışma mesela yenilerde olmuş. Bunu da bu çalışmayı da 9 yıldır sürdürdüklerini biliyorum. Bir diğer nerelerde oluşmuş olabileceğine dair konuda acaba sığ sularda olabilir mi? Bu da şöyle bir şey söyle. Şimdi burada bir sığ su görüyorsunuz. Bunlar meteor yağmurlarının böyle
yüzeye çarpıp da oluşturduğu şeyler olabilir. Böyle sığ ve içerisinde mesela azot molekülünün çok daha yoğun bulunduğu yerler olabileceğini söylüyorlar. Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Şundan dolayı buraya geliyorlar. Acaba sığ sularda olabilir mi diye. Azot konsantrasyonu önemsemelerinin nedeni aslında RNA'nın ilk, yani RNA dünyasını ilk olarak savunuyor oldukları için sığ sularda da gerçekleşmiş olabilir diyorlar. Bunu mesela neden o şekilde söylediklerini söyleyeyim. Ultraviyole ışık ve çözünmüş demir, işte azot oksitleri canlı organizmalar için çok daha uygun hale gelebilir. Eğer okyanus diplerinde olsaydı bu çok fazla seyrelecekti. Bugün bizim tabii ki burada örnek verdiğimiz sığ göletler çok daha küçük. Bunlar çok daha büyük göletler olmuştur zamanında. İçindeki çözünmüş kimyasal miktar çok daha yoğun olacağından burada ortaya çıkmış olması daha muhtemel diyorlar. Bu da yeni başka bir çalışma. Mesela ben bunlara örnek verebilirim. Sinem, sen istersen birkaç tane yer daha var çünkü söylenen. Tamam, ben de o zaman tekrar hemen ekran paylaşayım. Paylaş olan. Gizem zaten olabilecek yerlerden iki tanesini anlattım. Aslında yaşamın ilk nerede başladığına dair yapılan araştırmalar da bizim demin bahsettiğimiz abiyogenez teorisindeki reaksiyonların gerçekleşmesi için hangi maddelere ihtiyaç vardı, ne tür bir enerjiye ihtiyaç vardı ve bunlar nerelerde olmuş olabilir sorusuyla yol alıyor. Burada jeoloji bilimindeki güncel gelişmeler de aslında rol oynuyor diyebiliriz. Gizem'in anlattıklarının dışında çok yeni bir çalışma, bir önerme var. Bu da yaşamın aslında nükleer, doğal nükleer reaktör yanında bulunan bir geyser sisteminin çevresinde başlamış olabileceğine dair 2019 yılında Japonya'da yer bilimleri ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının ortaya attığı bir hipotez. Bu da bütünlüklü bir şekilde yaşamın ortaya çıkması için, o maddelerin sentezlenmesi için gerekli olan 9 koşul aslında sıralanıyor. Bu koşullar tabloda görüldüğü gibi işte enerji kaynağı, yapısal maddeler, kuru ıslak döngüler şeklinde sıralanıyor. Şimdi burada geyser sistemi, geyserin ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Geyser dediğimiz yapı yer altından gelen sıcak suların basınç etkisiyle işte hem su buharının hem işte suyun fışkırmasını sağlayan hava delikleri diyebiliriz yeryüzünde bulunan. Burada tanımlanan doğal nükleer reaktör ise dünyada bulunan işte fisyon reaksiyonunun gerçekleşmesi sonucu enerji açığa çıkaran uranyum birikintileridir. Şimdi burada geriye dönüp dünyanın yaşamın başlandığını söylediğimiz evresindeki jeolojik devri incelemek gerekiyor. Bunun da Hadean adı verilen bir devir olduğu söyleniyor. Burada sağda altta gördüğünüz resimde Gabon Cumhuriyeti'nde bulunmuş 2 milyar yıllık bir uranyum cevheri var. Şimdi 2 milyar yıllık daha aslında canlılık daha önceden başlıyor. Hadean devrine denk geliyor bu başlangıçta ve şu anki jeolojik verilerden yola çıkarak da söylenilen Hadean devrinde dünya üzerinde çok daha fazla uranyum kaynağı olduğu aslında. Dolayısıyla bu tabloda yer alan yaşamın başlangıcı için gereken şartlardan olan enerjiyi bu uranyum birikintilerindeki reaksiyonlarla sağlandığı düşünülüyor. Gene yapısal maddelerin bileşimindeki karbon, oksijen, nitrojen gereklilikleri var. Bunlar da işte metan, amonyak gibi bahsettiğimiz işte atmosferde bulunan yapılarla sağlandığı düşünülüyor. Bunun dışında canlı yapılarında bulunan mineraller, potasyum, fosfor, bunların da gerekliliği ortaya konuluyor. Günümüzdeki dünyada bu mineraller aslında granit kayalarda var ve o dönem bu kayalar oluşmamış. Dolayısıyla o dönemdeki işte magma okyanusların katılaşmasıyla oluştuğu düşünülen kayaçlarda bunların da bulunduğu söyleniyor. İndirgenmiş gazların da gene jeolojik veriler ışığında geyser mağaralarının tepelerinde birikebileceği söyleniyor. Bunu da böylece aktarmış olayım. Bunun dışında yani
jeolojik veriler aslında daha fazla hipotezleri ortaya atılmasına yol açıyor ama demin de Gizem'in de söylediği gibi bu tek başına ne jeoloji alanında çalışan bilim insanlarının ne kimyacıların ne de biyologların aslında cevap bulabileceği bir soru. Dolayısıyla burada bu çalışma yapan jeologların belki bir kimyacıyla bir hani biyolog bir ekiple çalışması aslında çok daha anlamlı verilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir deyip ben sonlandırayım burada. Teşekkürler ikinize. Aslında sona doğru yaklaşıyoruz. Belki izleyicilerden gelecek sorular olabilir. Ben ikinize de bir soru daha yöneltmek istiyorum. Peki bu son çalışmalardan bahsettik dünyada en son yayınlanan. Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılan herhangi bir çalışma var mı sizin bildiğiniz ya da rastladınız mı diye sorayım ikinize de. Peki, o zaman ben kalmıştım, ben devam edeyim. Evet, sen devam et. Şimdi deneysel anlamda Türkiye'de yapılan bir çalışma maalesef ki yok. Ortaya atılan bir hipotez de yok aslında. Sadece hani bizim bildiğimiz en bütünlüklü şekilde Osman Gürel'in yazdığı bir kitap var. Şöyle göstermişte olayım. Yaşamın kökenine dair 1999 yılında basılmış bir kitap. Osman Gürel hocamız Ankara Üniversitesi'nde fiziko-kimya alanında çalışıyor. Bu 12 Eylül darbesinde bir dönem üniversiteden ayrı düşüyor ve sonra tekrar çalışmalarına devam ediyor. Kitabında aslında operinin benzeri şekilde yaşamın kökenine dair ortaya atılan işte yaratılış teorilerini bile farklı işte medeniyetlerdeki yaratılış teorilerini anlatıyor. Onun dışında yani bunları eleştirel bir şekilde anlatıyor fakat bütün kültürlerdeki teorileri ele alıyor. Bunun dışında gene abiyogenez teorisi, panspermia, işte canlılığın yapısındaki maddeler, işte gezegenlere dair veriler hepsini belli başlıklar altında aktarıyor. Aslında bilim tarihine dair de çalışmaları var Osman Hoca'nın. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya da bilim tarihi bölümünde birçok farklı ders de veriyor. Ya bizim bildiğimiz Türkiye'de en kapsamlı şekilde yazılan kitap bu diyebiliriz. Evet, çok yararlandık gerçekten ondan. Bir de biraz böyle araştırdık gerçekten hani Türkiye'de neler var diye. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı var. Onlar Pasifik ve Atlantik'teki okyanus derinlerinde yer kabuğu sırtı var. Magmanın yüzeye çıkabileceği kırıklar deniyor onlara. O noktaları inceliyorlar. Bu derin denizlerdeki işte hidrotermal alanlardaki jeotermal süreçleri işte ekosistem oluşumu, çeşitlilik nasıl olmuş olabilir diye. Çünkü önemli başlangıç noktalarından bir tanesi biraz önce de işte yeni güncel verilerde söylediğiniz gibi. Keşke tabii daha çok olsa, belki biz hani bulamamışızdır. Bakmaya devam edeceğiz tabii Türkiye'de daha fazla çalışma olursa, biz de takipçisiyiz. O zaman teşekkür edelim. Yani bence çok keyifli, çok da akıl açıcı bir sohbet oldu bugün yaşamın kökeni üzerine. Soru var mı diye ben de bakıyorum şu an aynı zamanda. Şöyle bir şey gelmiş ama. Ek bir bilgi olarak paylaşılmış. Amino asitleri E ve D izomerleri arasındaki seçim dair aralarında az da olsa bulunan enerji farkının L formunun seçilimine sağlanmış olabileceği ile ilgili bir ek yapmış olalım. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şeyler varsa, hani benim sorularım burada noktalanmış bulunuyor. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alabiliriz. Yani biz aslında Sinem'le beraber bu konuya birkaç yıl önce başladık diyebilirim araştırmaya. Hala süreç bizim için devam ediyor. Hala güncel verilerle geçmiş aslında tezleri, teorileri vesaire bunları birleştirerek bunu geliştirmeye çalışıyoruz diyelim. Çok keyifli bir konu, bitmez aslında konuşsak. Sabahlara kadar anlatacağımız çok şey olabilir.
Bundan sonra aslında sürece devam etmeyi düşünüyoruz. Yani hem atmosferin tarihi, biraz daha işin jeolojik boyutuna da girerek, hatta yani olabilirse çalışma grubunu genişleterek de bir miktar bu çalışmaları, araştırmaları sürdürmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz gerçekten keyif aldık bu süreçten. Dediğin gibi daha çalışacak çok şey var. Sınanacak çok fazla hipotez var, yaklaşım var. Yani zaten amacımız bugün noktalandırmak değildi. Sadece biraz soru işaretlerini çoğaltmaktı bu akşam için. Bir de izleyicilerimizden şöyle bir tekrar Sinem'in paylaştığı, Sinemcim senin biraz önce paylaştığın kitabı tekrar söyleyebilir misin diye rica ediyorlar. Tabii. Osman Gürel, Yaşamın Kökeni, 1999 basım. Şimdi hemen aklıma geldi. Bir de İtalya'dan Pierre Luisi'nin The Emergence of Life diye yazdığı gene böyle çok kapsamlı bir kitap var. Ona da bakılabilir. Ben de son olarak Gizem'in söylediklerine ekleme yapayım. Yani gerçekten çok geniş bir alan. Çok farklı bilim alanlarından insanların bir arada çalışması gerek. Belki bizim de ekibimize işte jeologların, işte genetikçilerin ya daha fazla insanın katılması gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü hem veriler güncellenmeye devam ediyor, hem geçmişte bağının kurulması gerekiyor. Dolayısıyla çok büyük bir çalışma diyebilirim. Teşekkür ederim bu akşam için bize vakit ayırdığınız için diyelim. Bu arada sorular sonradan arka arkaya gelmeye başladı. yani birkaçına belki hani cevap verebilirsek ben sormuş olayım. Oparin'in kitabıyla ilgili bir soru var. Çeviri çalışması hakkında bilginiz var mı diye sormuş olayım. Gündemimizde aslında yapmamız gerektiğini düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Bir diğer soru, canlılığın oluşumu termodinamiğin ikinci kanununa, yasasına diyelim, karşı geliyor mu diye bir soru gelmiş. Hayır diyebilirim ben. Şundan dolayı şimdi termodinamik dediğimiz şeye neden karşı bir oluşum? Aslında bu işte evrim karşıtlarının filan da çok söylediği bir şey. Savurgan bir sistem. Dolayısıyla işte termodinamiğin ikinci yasasıyla çelişir. Entropiyi ama aslında öyle değil. Yani hücre içinde entropiyi azaltma eğilimi görülen durumlar. Yani şöyle söyleyeyim. Olabilecek koşulların çok olmasıdır termodinamiğin ikinci yasası dediği şey. Ve olası konfigürasyonların sayısında aslında azalmaya doğru bir gidişken toplamda entropinin arttığı, yani hareketin, enerjinin yayıldığı bir durum söz konusu. Mesela bir örnek, kendimizden örnek verelim. Yemek yeme, nefes alıp verme, yürüme, koşma gibi tüm aktivitelerde dışarıya ısı, yani enerji yayarız. Ama bu da iç dengemizi stabil tuttuğumuz bir durumdur. Ama nihayetinde dışarıya verdiğimiz enerjinin artmasıyla entropi artışından kaçamadığımızı gösterir. Ben bu şekilde cevap verebilirim. Teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir soru var. Diyalektik materyalizm dışında başka bir bakış açısıyla ya da yaklaşımla evrimi inceleyebilir miyiz? Biz incelememek gerektiğini düşünüyorum. Yani en gelişkini, bu olduğu için. Kavram setinin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onun dışında şöyle, maddeci yaklaşım tabii ki vardı. Maddeci yaklaşım antik Yunan'dan beri var. O mesele maddeyle maddenin hareket yasalarını aslında birleştirmek meselesi. Eğer işin içinden diyalektiği çıkarırsanız, bugün mesela genetik determinizm, genetik belirlenimcilik kimseye garip gelmemeye başlar. Ama aslında çok garip bir durumdur. Çünkü tek yönlü bir ilerleme ve bunun geri dönüşemediği, bir şeylerin aslında sabit kaldığı ve her şeyin temelinde bir genetik materyalin, bir genetik kopyanın bir şeyleri belirlediğini söyleriz. Biz böyle düşünmüyoruz. Diyalektik materyalizmin aslında en gelişkin kavram setini bize sunduğunu söylememiz de bundandır. Teşekkürler.
Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ekran paylaşımlarıyla da insanların aklında bazı şeyler daha da güzel canlandı diye düşünüyorum. Bu haftalık burada noktalandıracağız bu söyleşimizi. Önümüzdeki hafta dolu antik DNA çalışmaları başlığında 4 Kasım Çarşamba yine aynı saatte 8.30'da akşam birlikte olacağız. Bu arada şeyden hiç bahsetmedik. Aslında Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinde daha önce yine konuyla ilgili yayınlanmış makale de var. Değil mi Gizem? Evet, Yani daha yazar. ayrıntılı okumak isteyenler Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin sayfasından ulaşabilirler aslında. Evet, bir de bilimsel yeni verilerin ışığında diyalektik materyalizm kitabımızda da yaşamın başlangıcını diyalektik materyalizmle nasıl kavrarız diye bir yazı kaleme almıştık. Orada da aslında hem yani bu bir takım kategorilerle diyalektik materyalizmin yasalarıyla yaşamın başlangıcını hem başlangıç yeri olarak hem de nasıl meydana geldiği hakkında biraz ele almaya çalıştık. Dileyen oradan da okuyabilir. Okuyabilir ayrıntı. Ben Evet. de şeye eklemiş olayım, O burada güncel zaman veriler, güncel makaleler yayınlıyor demiştik. Mümkün olduğunca onları da takip ederek hani bilim solda haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. evet, aynı zamanda daha önceki haberlerimize de yine Bilim Aydınlanma Akademisi'nin internet sayfasından haberler sekmesinden ulaşabilirsiniz. Hem dergimize hem de haberlerimize ulaşabilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum ikinize de. Ağzınıza Ben de sağlık. çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. İzleyicilerimize de soruları için teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Aydınlanma mücadelesine katılın diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.